Merhaba değerli izleyenlerimiz. Fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Kuyumculuk Fuarı. Yanardayız. Sektörün öncü firması Kuzey Diş Şatosu'na konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Emrah Bey bulunmakta. Bakalım hem fuar hem firmayla ilgili bize neler aktaracak. Emrah Bey merhaba. Merhabalar. Önce fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Programımıza da hoş geldiniz. Ben firmanızla ilgili biraz sonra sohbet edeceğim sizinle ama önce fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok ilgi gören bir fuardır Kuyumculuk Fuarı. Pandemi sürecinden sonra ilk defa bir fuar gerçekleşiyor. Nasıl geçiyor ilk günlük dakikalar? Şöyle, biz ilk defa katılıyoruz ama gördüğüm kadarıyla çok yoğun bir talep var. Biz de sektörün yardımcı bir sektörden, dental sektörde olmamıza rağmen kuyumculuk sektörüne neler katabiliriz düşünerekten katıldığımız bir fuar. Kendi ürünlerimizle ilgili çok yoğun bir talep var, özellikle yabancı katılımcılardan. Umarım sonuna kadar bol verimli olarak ayrılırsınız fuarınızdan. Bol bereketiniz olsun. O zaman Kuzey Diş Şatosu'na ilgili biraz hizmetleri açalım. Önce sizi tanıyalım. Emrah Bey kimdir ve nasıl karar verdi Kuzey Diş Şatosu'nu kurmaya? Öykü nedir efendim? Emrah Keskin, Trabzonluyum. Yaklaşık 16 yıldır meslekteyim. Mesleği çekirdek kadrodan başlayıp kendi işletmemizi kurduğumuz bir süre içerisinde sektörde dental olarak profesyonel alanımız dental hizmetler olmakla beraber kuyumculuk sektörüne de yavaş yavaş yardımcı partner olarak girmiş bulunmaktayız. Hangi açıdan peki, ne şekilde, neler var? Kuyumculuk sektörüne hangi alanda yardımcı oluyor? Kuyumculuk sektörünün alanında lazer kesim ünitelerini, vakum suction sistemlerini entegre ettik biz. Çok büyük bir firmanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Aynı zamanda bu cihazları dental sektöre adapte ederek kuyumculuk sektörüne çok güçlü bir şekilde giriş yaptık. Aktif olarak kuyumculuk sektörüne bir yıldır satışlarımız devam ediyor. Kuyumculuk fuarına katılaraktan kuyumculuğun merkezine, mutfağına nasıl ulaşabiliriz düşündük. Gördüğüm kadarıyla çok yoğun talep var. İlk defa katılıyorum ama gerçekten muhteşem bir fuar. Peki sadece kuyumculuk alanında yoksunuz anladığım kadarıyla, farklı sektörlerde var. Evet. Neler var bunlar, nelerdir? Kaç tip makinanız var? Ağız ve diş sağlığı merkezlerine, kliniklere, diş laboratuvarlarına, vakum suction sistemleri ve dijital sistemler satıyoruz biz. Ama kuyumculuk fuarında sadece vakum olarak hizmet varsınız, vermekteyiz. Evet, standımız bu şekilde. Biz dental sektörde 15 yıldır aktif olarak hizmet ediyoruz ve sahadayız sürekli. Bütün fuarlara katılıyoruz. Bakıldığında hizmet sektörü ve hizmet sektörünün aslında çok kolay gibi görünse de en zor bölümü sağlık var işin içerisinde. Hele ki ağız sağlığı o kadar önemli ki, günümüzde çok da spekülasyonlar var, önyargılar var. Bunlarla başa çıkmak da kolay değil. Doğru. Bu anlamda firma olarak hizmet verirken öncelikleriniz, dikkat ettikleriniz nelerdir? Biz şöyle, bir kere bizde 3G kuralı var. Görünür olacaksınız, girişken olacaksınız, güvenilir olacaksınız. Biz buna, bu felsefeyle yolumuzu izliyoruz. Dental sektörde yapmış olduğumuz projelerin geri dönüşlerini aldıktan sonra dedik ki biz kuyumculuk sektöründe de böyle bir boşluk var. Biz buraya hem hizmet kalitesini arttıralım, hem de insanların sağlık açısından nelerle karşılaştıklarına yardımcı olalım istediğimizde böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Peki tabii ki ürünlerin kalitesi kadar, firmanızın büyüklüğü kadar da satış sonrası destekler adını vermiş olduğumuz çözüm önerileri çok önemli. Evet. Bu anlamdaki peki katkılarınız nelerdir müşterilerinize? Şöyle, biz satmış olduğumuz her cihazın, elimizde bulunan her cihazın bir konsinye yedek olarak teknik servis cihazı elimizde bulunduruyoruz. Özellikle kuyumculuk tarafında biz bunu gördük. Dental sektörde adetlerimiz çok yüksek olmakla beraber kuyumculukta da istediğimiz rakamlara ulaşmak üzereyiz. O yüzden biz her cihazımızı yedekte konsinye olarak müşterilerimize sunabilecek bir boyuttayız. Ürünlerimizin arkasındayız. Kesinlikle. Biz ürünlerimizin bizzat bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Sahada gezen satış personellerimiz müşteri ziyaretlerinde çalışan cihazları kontrol ederler. Türkiye'nin hangi bölgelerinde daha fazla hizmet var? Türkiye'nin en çok İstanbul'da yoğunlaşmakla beraber Antalya, İzmir, Ankara, Eskişehir bölgesi, yani Adana. Sizden hizmet istenen her yerde hizmete sınır yok. Biz artık Türkiye'yle sınırlamıyoruz işi. Çünkü yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başladık. Var mı şu an çalışmalar? Evet, şu anda Azerbaycan bölgesinde bir bayimiz var. Azerbaycan'da aktif olarak çalışıyoruz. İran bölgesine satışlarımız oluyor. Bulgaristan ve Kosova bölgesinde çok aktif satış yaptığımız yerler var. Yavaş yavaş uluslararası pazara da açılmaya çalışıyoruz. Pazarınız çok geniş bir pazar ve rakibi oldukça yüksek olan bir pazar aslında. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber birçok da yeniliği beraberine getiriyor elbette. Evet. Sizde peki bu çalışmalar var mı? Farklı projelere yer verecek misiniz? Farklı alanlar olacak mı? Biz öncelikle kendi sektörümüzde profesyonel hizmet vermeyi ilke edindik. Gördük ki kuyumculuk sektörü bize çok yakın bir sektör. Aynı paydaşları kullanabildiğimiz bir alan. Burada da
Genç bir ekibe sahibiz. Sahada ne kadar etkili olduğumuzu göstermek için kuyumculuk sektöründe de kendimizi ispat etmek istiyoruz. Başarı tesadüfiyle elbette. Siz konuşurken çok net anlayabiliyoruz ama ekipten bahsettiniz. Kaç kişilik bir ekip var? Başarı yalnız olmaz. Şöyle, sahada çalışan 6 tane ekibim var. Hani ben firma sahibi olmakla beraber hala daha sahadayım. Bu işe patron işçi yok. Kesinlikle bizde öyle bir bağlantı yok. Ben bu işe bir çantayla başladım. 16 yıl oldu. Hala bir çantayla gidiyorum. Harikasınız. Umarım uzun sürelerde böyle devam etse istemiş olduğunuz şekilde de elbette. Teşekkür ederim. Birçok firma var. Herkes kendi kalitesinden ve hizmetinden bahsediyor haliyle Emrah Bey ama sizi peki diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden Kuzey Diş Şakosu niye tercih edilmelisiniz? Biz başta da biraz önce söylediğim gibi bizim 3G kuralımız var. Güvenilir olmak, görünür olmak, girişken olmak. Bu 3 kuralın dışına çıkmadığınız sürece insanlarla iletişimimizi çok üst düzeyde kurmaya çalışıyoruz. Biz artık müşterilerimizle veya iş ortaklarımızla tamamen bir aile gibiyiz. Farkı anlamak için galiba hizmet de alması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu farkı yaşamak, yani bu farkı anlayabilmek için bir kere tercih edilmek gerekiyor. Herkesin bir şansa ihtiyacı var. Biz kuyumculuk sektöründeki şansımızı arttırmak için fuar standlarına katılım yaptık. Peki, yıllar önceye geri dönelim. Bütün birikiminizi, tecrübenizi Kuzey Diş Şakosu'na aktararak burayı kurmuşsunuz. Evet. Biz biliyoruz, bir iş yeri kolay kurulmuyor Emrah Bey. Kolay da bugünlere gelinmiyor elbette. Evet. Çünkü biraz önce bahsettik, sürekli gelişen bir toplum, gelişen de bir teknoloji var. Nasıl geçti bugünlere kadarki olan süreç ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz? Hedeflere ulaşılabildi mi? Tabii ki hiçbir şey kolay olmuyor. Başlangıçta birçok zorluklarla da karşılaşıyorsunuz. Ama biz bu işin mutfağından geliyoruz. Mutfağından geldiğimiz için bu sektörle ilgili hiçbir korkumuz yok. Çünkü biz bir ürünü mutfakta öğrenip vitrine çıkarttığımızda nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Buna katkı olarak neler yapıyoruz firmamıza? Biz sürekli biliyorsunuz dünya globalleşti ve çok hızlı bir şekilde dijitalleşti. Biz dijital yatırımlar yapıyoruz. Dijital yazılımlara yatırım yapıyoruz. Sektörümüze dijitali entegre ediyoruz. Hem kendi sektörümüz hem partner sektörlerde bu dijitalleşmeyi ne kadar yoğun yaparsak o kadar iyi olacağımızı biliyoruz. Biz dijital yatırımlarımızı yaparak şirketimizi daha ileri boyutlara taşımayı proje hedefliyoruz. Proje bazlı mı çalışıyorsunuz, stoklu mu? Stoklu çalışırız biz ama proje bazlı kurduğumuz dijital laboratuvarlarımız var. Yani geliştirilebilir de ürünleriniz var. Evet. Kişilerin de isteğine göre de geliştirebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Mesela vakum sistemlerini biz dental sektörü özel üretilmiş ürünlerdir. Tamamen Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Biz bu projeleri yaparken kuyumculuk sektörüne bunu nasıl entegre ederizi konuşarak yeni bir ürün ortaya çıkarttık. Ve burada biz kuyumcuların taleplerini alaraktan bu ürünü. Ne gibi kolaylık sağlıyor kuyumculara? Ne gibi kolaylık sağlıyor? Biliyorsunuz kuyumculuk sektöründe yapılan işlemler çok kıymetli işlemler. İşte gümüş, altın, elmas gibi ürünlerin atölye esnasından, üretimden son vitrin haline gelene kadar bir üretim bandı var. Bu bantta kayıplar çok büyük kayıplar olabiliyor. Biz bu kayıpların olmaması için vakum sistemlerine özel hava filtreleri, özel HEPA filtreler ve koruma filtreleri ilave ettik. Zamandan tasarruf var. Zamandan tasarruf var. Ürünün %95 korumasını sağlayabiliyorsunuz. Ve belki bilirsiniz kuyumculuk atölyelerine girdiğiniz zaman eller yukarı derler. Hiçbir yere dokunmadan içeri girmek zorunda kalırsınız ve çıkışınız da aynı şekilde. Vakum sistemlerinin entegrasyonu kuyumculuğa biz özel filtreler sağlayarak insanların daha güvenli ve maddiyatını kaybetmeden sistemi entegre etmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten çok özel bir proje. Daha detayları içinde mutlaka standınızı ve firmanızı ziyaret etsinler. Buradan bir yani biz bugün başlayan fuarda şunu gördük. Fuarların ilk günleri çok durgun geçer, sakin geçer. Biz şu anda fuar alanında görmüş olduğumuz tek standız. Oldukça yoğun bir standa sahipsiniz. Evet, oldukça yoğun bir standa. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Umarım uzun nesiller boyunca Kuzey Diş Şakosu'nun da ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenlerimiz, Kuzey Diş Şakosu Kuyumculuk Fuarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka fuar ve firmaya kadar. Hoşçakalın.